olan dediğine. Ayrıntılığın var mı? Yok. Yani dikişlerim var çünkü. Hadi. İyi. Su içeyim mi sen dedin mi? Hı. Mola Fethiye'den geliyorum. Çocukluktan bebekten beri böbrek yetmezliğim var. Bebeklikten vardı. Fethiye'de fark etmediler. 6 yaşımda İzmir'e gittim. İzmir'de fark edildi. İzmir'de vur ameliyatı oldum. İdrardan böbrekler kaçak olduğu için kaçağı kapattılar. 17 yaşıma kadar ilaçla, düzenli ilaçla 150 böbreğe götürmeye çalıştılar. Buraya geldiğimde 114'te çalışıyordum, nakil oldum. 114'te nakilin son aşamasına geldim. Diyalize alınacaktım. Diyalize alınmadım. Lisemin bitmesini bekledim. Lise bitince direkt nakil oldum. Yani 6 yaşından sonra bayağı bir zorlu süreç geçirdim. Ameliyatı falan derken ilaç içmek çok zor geldi bana. İlaçlarımı hani 6 yaşında çocuk olduğum için bayağı bir ilaç kullanıyordum. Çok zorlanarak ağlayarak içiyordum ilaçlarımı. 6 yaşıma kadar zaten çok kabus gibi geçti çocukluğum. İştahsızlık, yemek yememe, hani çok zayıftım. Şu anki halimden bayağı bir zayıftım. Şimdi bundan sonra inşallah daha iyi olacağım. Ya çok korktum, çok kaçtım hani nakil olmaktan çok korktum ama annem hani vereceğim dedi ilk başta zaten. Onu verdikten sonra annem zaten 17 yaşına kadar ilk bir doğurduğuna canım vermişti. Bir can bana vermişti, ikinci canım 17 yaşında bir daha verdi. Canımı istese canımı bir daha veririm yani çünkü iki can bir arada verdi. Çok mutluyum. Bazı annelere de yani çocukları için canımı verir diyorum yani. Ben çok korkmuştum. Korkulacak bir şey yokmuş. Olduktan sonra Allah herkese yardım ediyor yani ben... Çok korkmuştum ama iyi geçti. Bağış yapmalarını tercih ettim çünkü yani her bir can ileride çocuklarımıza can olabilir yani. Onun için bağış yapın derim. Hayallerim liseyi ben hemşirelik olarak bitirdim. Bundan sonra zaten bu sürecime kadar çok acı çektim. Bundan sonra başkalarına can olabilmek için, yardım edebilmek için hemşirelikten devam etmek istiyorum. Allah izin verirse üniversiteden sonra inşallah hemşire olmayı istiyorum. Şimdi bebeklikten beri bir sıkıntımız vardı ama biz bunu fark etmedik. Bebeklikten hep ateşlenirdi. Ateşlendiği zaman hep hastaneye götürdüm. Dediler boğaz enfeksiyonu diyerekten sadece antibiyotik verip geri çevirdiler. Bunu 6 yaşından sonra ben bunun farkına vardım. 6 yaşından sonra halsiz kalmaya başladı. Halsiz kalınca ben bunu artık hani herkes fark ediyor. Ben kendim de fark ettim. Yavaş yavaş dedim ki ben bunu başka bir yere götüreceğim olmayacak. Başka bir hastaneye götürdüm dediler böyle böyle. İzmir, Denizli veya Antalya dediler. Biz İzmir'e gittik. Orada işte kapalı bir ameliyatımız geçti. Vur dediler orada. Onu yapıldı. Dediler %15 açıklık kaldı. Ona da ilaç tedavisi uygulayacağız dediler. Ama yine de ilaç tedavisi uygulansa da bu böbrek hasar gördüğü müddetçe sonu yine şeymiş yani nakil olması gerekiyormuş. Ondan dolayı biz yani bunu biraz daha ötelemiş gibi bir şey olduk. İşte 17 yaşımıza kadar iyi bir süreç geçiremedik. Yani her gün hastanelerde ateşlenirdik, giderdik gece gündüz. Yani bu şekilde zamanımız bu şekilde geçti. Çok iyi bir şey geçmedi. Şimdi işte 17 yaşında da en son Raddeye geldik. Şimdi Antalya'ya geldik. Antalya'da da naklimiz dendi hocalarımız tarafından. Ben de hiç düşünmeden verdim. Karar vermem çok uzun da sürmedi işte yani bir 10 ay falan oldu çünkü 10 ay sürmesi doktorumuz söyledi böyle böyle hani naklimiz olacak dedi ama benim kızım mezun olacağım dedi kesinlikle ki de hani mezunumu yapıp ondan sonra dedi naklimi düşünüyorum dedi. Ben söyledim böyle böyle kızım hayır dedi kesinlikle mezunum istiyorum mezundan sonra dedi. Bir şey söyleyemiyorsun belli bir süreden sonra anne de olsan. Onun için mezun oldu. Allah'ın izniyle hani başka bir şeylere girmeden sonucumuz da işte naklimiz de oldu yani sonuçta. Şu anda çok yani şeysiz bir duygu içindeyim. Yani talep edilmeyecek bir duygu içindeyim. Herkesin bunu yapmasını istiyorum. Hele hele ki evlatlar için. Yani ikinci kez can olmak da iyi bir şey ama evlatlar için yapmak en önemli olan bir şeymiş.
Herkes organ bağışı yapsın. Sadece bunu söylüyorum.